Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Reforce Speed ön videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Reforce Speed ön videosu sizlerle birlikte yeni güncelleme ile beraber gelen 3. araç olan Mercury Kogar Pro Week Grand etkinliğine başlayacak ve ilk 2 günü sizlerle beraber tanımlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Reforce Speed ön videoların gelmesini istiyorsanız ve sesimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayacak benim Rabbim kanımıza abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Maalesef Porsche Panamera Turbo aracını açamadım. Aşırı unlucky bir şekilde açamadım. Hani oyuna bir 10-15 dakika daha erken girebilseydim arabayı açacaktım, fakat oyuna girmedi, sıkıntı oldu vesaire. Bir de geç de kalkınca maalesef arabayı kaçırdım. 10 çizim kala arabayı açamadım, ama o etkinlik tekrardan geldiğinde merak etmeyin arkadaşlar. O sırada bir de ekstra Volt Event de yaparız. Oradan telafisini yaparız diyerekten. Ama bu sefer bu arabayı kaçırmayacağız ve etkinliğe başlıyoruz. 281 PR'ı varmış. Özellikle azami hızı bayağı düşükmüş. Zaten kendisi şey, masa bir araba. Neyse. Bayağı sağlam bir sokak yarışıyım falan diyor teyzem diyor. Ha, Mercury Kogar'ı varmış diyor. Ve aynı zamanda bunun turnuvasını kazananın da bu arabayı vereceklermiş. Ha, evet. Yani miras olarak bunu görmüş diyor. Evet, gerçekten güzel vesaire falan diyor. Tamam abicim, hadi. Evet, Kogar için hazırız. Evet, arabayı kendimiz almak için hazırız. Yani kendimize gerçekten alacağız bu arada. Maalesef dediğim gibi andaki bir şekilde, hani her ne kadar Porsche Panamera'yı alamamış olsam da problem yok. Senin eski erkek arkadaşından çalmamış mıydı bu şeyi yani? Arabayı diyor. Hayda. Peki tamam, bana lütfen zarar verme. Ne oluyor abi? Allah aşkına ne oluyor? Neyse, daha fazla vakit kaybetmeden başlayalım. Ya moralim bozuldu ya. Harbi moralim bozuldu bu arada ya. Ne güzel Porsche Panamera'yı açacaktım. Hani transmisyon turbo epik 5 yıldız yapmıştım hani. Hani hazırdı, her şey hazırdı. Sadece kalkıp yarışları yapacaktım. Dümdüz araba bizim olacaktı. PR numaranı her şekilde aşıyorduk zaten. Neyse, canlar sağ olsun, ne yapalım, demek ki nasip değilmiş, yapacak bir şey yok. Artık başka zaman o arabayı kesin olarak açacağız ama. Kesin olarak açacağız, kaçırmak falan yok. Umarım başka bir flashback etkinliği falan daha yoktur ya. Ya böyle birikmesini istemiyorum çünkü. Kanala da video gelemeyecek zaten bu sayede. Üzdü. Yapacak bir şey yok. Neyse, canlar sağ olsun. İkinci yarıştan devam. Ve en çok para kasabileceğimiz yarışlar bu arada birinci günde ikinci ve dördüncü yarışlar. Bilginizin. İkinci yarıştan daha çok kasılabiliyorken dördüncü yarışta hani backup. Yani benzer paralar kasabileceğiniz bir yarış. Yani onu söyleyeyim size. Verimliliğe bağlı olarak hani şey yaparım. Ya ikinci yarıştan ya da dördüncü yarıştan para kasmaya çalışırım. Ama burada harbiden fena para kasmayacağız gibi. Şöyle bir nitroya basalım biz de bu arada. Mal nitro araç olduğu için bunlar da nitroya girdiklerinde hatırsayılır bir süre nitrona kalıyorlar. Gelin abi, gelin. Aynen, üçüncünün arkasında kalayım, ama zaten para kasmak. Yani mesele yok yani hiçbir şekilde. Tamam, güzel. Biraz para kastık. Olduğu kadar. Yarışta kasıt olarak kaybettik. Çünkü yarış kaybettiğimizde özel etkinliklerde para kazanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi 3K para kazandık bile. Şimdi videoyu sonlandırıyorum. Kaldığımız yerden tam gaz. İkinci günün açılması yakın bir zaman kala tam gaz videomuza devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzda kaldığımız yerden tam gazlı hızlı şekilde vakit kaybetmeden devam ediyoruz. İkinci yarışı yanlışlıkla kazandım. Bayağı bir para kastıktan sonra bunu yaptım. O yüzden çok da bir önemi yok. Herhangi bir diyalog falan da olmadı bu arada. Hani bilginizim. Şimdi hemen bir yükseltmelerimizi yapalım. Ardından da direkt olarak yarışlarımıza devam edelim. Hani şimdiden yükseltmeleri yapayım. Aracın statları gelişmiş bir şekilde yarışlarımızı tamamlayalım ki birazcık daha hızlı tamamlarız hem yarışları ve rahat, garanti bir şekilde. 286 bir yere çıktık bile. Şimdi hemen 3. yarıştan nitro yarışına devam ediyoruz. Hadi bakalım. Bu arada gerçekten
Hani ilk günün ikinci yarışından bayağı bir para kasılabiliyormuş. Hani ben bir içerisinde oynarken çok fazla kasamadım ama yani 4,5K para kasmıştım da oldu. 3,5-4 arası da kastım oldu. Yani öyle söyleyeyim size, bayağı verimli bir yarış aslında. Oynayışınıza bağlı olarak, bayağı oynayışınıza bağlı olarak ama birazcık şans faktörü gibi bir şey. Yani hem Mito jetlerinden geçip hem de draft pick menzilinde olmak açıkçası zor. İmkansız olmasa da zor, bilginize. Bakın dördüncü yarıştan ne kadar para gelecek. Çünkü dördüncü yarışta fena olmayan miktarda para veriyormuş. Sizlerle beraber öğreneceğiz şimdi. Hadi bakalım. Drift yarışıyla devam ediyoruz. 406 metre drift yalnız. Görevin basitliği. Görevin basitliği yalnız. Ama bu yarış daha kısa. Bunu söyleyeyim de. Bu yarış hali var, bir daha kısa. Ama kasatabileceğimiz araçlar olduğu için sanırım yine. Fena bir miktarda para kasabilir sanırım. Raftik menzilinden çıkmadık yalnız. Bak, o olay bayağı iyi oldu bak. O bayağı iyi oldu. Yani aracı o kadar yükselttik tabii, şey yapamıyorlar hani. Öyle kolay kolay da geçemiyorlar hani. Farkı açtırmıyoruz hiçbir şekilde. Bayağı yükseltme yaptık çünkü. Ve yarışı bayağı rahat kazandık aslında ya. Gram zorluk belirtisi olmadan. Yani bakın gördünüz mü? Draftik'te 2,5K para geldi. Ama gördünüz, o sayede güzel para kazanılıyormuş. Görmüş olduk. Evet, 5. ve ilk günün son yarışıyla o zaman devam. Bu hemen. Hiç vakit kaybetmeden. Zaten diyalog bir şey yok. Probing Grounds etkinliği olduğu için hani. Tek yaptığımız yarışmak. Ve bazen kurallı yarışlar yapmak. Ve yarışmak. Bu kadar. Yani o yüzden sıkıntı yok. Ya ben Porsche Panamera Turbo'yu nasıl kaçırırım ya? İnanılmaz gerçekten ya. Harbi diyorum, inanılmaz. Şimdi kalktım, saate bakın. Dün bundan 3 saat sonra kalkmıştım. 3 saat. Ya bundan sonra gerçekten alarm kuracağım ya. Gerçekten alarm kuracağım ya. Hani geç uyuyorsam kesinlikle alarm kuracağım ya, bir şey yapacaksam. Daha önce de bu konuda kendime söz verdim, tutmadım. Güzel cezalandırıldık, ne diyeyim yani. Neyse, ilk günü tamamladık sevgili dostlar. Yavaştan videoyu sonlandıracağım. Yükseltmeleri de ekstradan yapıyorum, minik minik de olsam. Dostlar, ikinci gün açılır açılmaz. Bu arada yani tekerleği de yıldızlayacak kadar parça topladıysak helal olsun bize gerçekten. Tutmuşuz. Neyse dostlar, video benden bu kadar şu anlık. Kaldığımız yere tam gaz. İkinci gün açılır açılmaz etkinliğimize tam olarak devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, videomuza kaldığımız yerden tam gaz, hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Videolarla uğraşmamdan ötürü birazcık gecikti bu, kusura bakmayın. Şansımıza bakın, dükkanda ne var? Dükkanda ne var? Şunların hepsini bir alalım abi, nitro parçasını da alacağım bu arada. İhtiyacımız olacak çünkü sonraki günlerde. Evet, turbo kiti aldık hem de daha ikinci günden. Nice. Ne? Nasıl ya? Aynı Astro Blackwich Polis Departmanı tarafından aranıyor posterlerinde mi? Evet. Teyzem diye. Ha, tamam. Tamam. Eki. Peki. Eyvallah. Teyzene hürmetler. Şöyle hemen yükseltmelerimizi bir yapalım bu arada. Ne olur ne olmaz. Başlamadan. Erkenden yapalım hocam. Evet. 289 PR'la başlıyoruz. En çok para kasabileceğiniz yarışlar bu arada 1 ile 6. yarışlar. Hatta 6. yarıştan kasmanız daha iyi olabilir. Ama size kalmış tabii ki. Ben 6. yarıştan farmlayacağım. Bu sayede şeyimiz az olacak çünkü. Yapmamız gereken yarış sayısı daha az olacağı için benim açımdan çok daha karlı. Allah'tan iğmeyi falan arttırdım da çok da fazla kaynak yani nitro harcamadan rakipleri direkt yakalayabiliyoruz. Zaten burada para kasmak çok da şey değil hani. Verimli değil. O yüzden 6. yarışı beklemeye her şekilde gelirim hani. Bir tık daha az para verecek olsa bile buradan daha çok kasarım. O nasıl oluyor? Çünkü burada çok fazla dönemeç vesaire var. Hani her an hata yapıp yamulma ihtimaliniz yüksek. Ondan dolayı diyorum. Şöyle ben nitroya basıyorum hocam. İzinle. Evet, bu yarışı da yani ikinci günlük yarışını
Rahat bir şekilde kazandık. Güzel. Gayet güzel. Ne kadar para aldık peki? 3.700. Güzel. İyi bir başlangıç attık. Ya ben bu kadar kasmayı beklemiyordum. Tabi araba yavaş olunca drafting'e girdiğimiz anda yarış bitene kadar iyi para çıkartabiliyoruz. Evet, Hunter yarışı ile ikinci yarıştan devam ediyoruz. Hadi bakalım, devam ki. Bakalım başımıza neler gelecek. Umarım yarışı kaybetmem hiçbir şekilde. Kaybedersem çok üzülürüm çünkü. Hem de bayağı bayağı üzülürüm. Şöyle bir nitroya basayım da rakibi hemen yakalayalım. Zaten bayağı yükseltme de yaptım ya, ondan rahat edeceğimi düşünüyorum. Azami hızımız da 236, hani herhangi bir şekilde yavaşlamak söz konusu olmayacak dönemeçlerde, virajlarda. Ne kadar keskin viraj atarsak atalım. İzinle şöyle bir geçeyim sana. Uy, biraz daha erken duvara toslasaydım gidiyordu yarış. Evet, 1K para. Zaten şu anda paramız kalmadı. Sebebini zaten gördünüz. Bayağı bir yükseltme yaptık. Üstüne de kit aldık. Daha ne olsun hocam? Daha ne olsun? Hani şu an mükemmel durumdayız aslında. Tek yapmamız gereken 6. yarıştan para farmlamak. Onu da yaptığımız anda zaten çok avantajlı olacağız. Yani çok erkenden turbo kiti bulduk. Yani turboya yatırım yapabileceğiz bu sayede. Motorda avantajımız var. Neden? Çünkü motor parçası falan bulmuştuk. Ondan dolayı. Ama aynı şekilde turbo bulursak avantajımız çok daha fazla olur. Ama tabii motorda suistimal etmemek lazım. Onu ihmal edersek doğal olarak PR'de geride kalabiliriz. Zaten bu arabanın azami hızı da çok düşük olduğu için yani bir motor turbo yükseltmesi yaptık, iki PR gelir yani. Hatta ilerleyen günlerde bu PR sayısı 3'e de çıkabilir. Yani onu söyleyeyim şimdiden. Kısacası azami hızda ciddi yatırım yapacağız. Şu yarıştan da fena para kasmadık. Bir de üstüne tekerlek parçası aldık. Dördüncü yarış. Hemen abi, hemen hiç vakit kaybetmeden, tempoyu bozmadan yardıra yardıra hızlıca devam ki. Hadi bakalım. Şuraya basalım şöyle. Dönemeçte bir daha basacağız. Şöyle birazcık daha şey yapalım. Araba bir toparlasın. Azami hızla çıkacağımız kesin üstüne. Tamam, artık azami hızda takılabiliriz. Zaten dediğim gibi ne kadar drift atarsak atalım ne olursa olsun yavaşlamayacağımız için, çünkü azami hızı onun için fazla düşük. 270'lere dayatana kadar azami hızı zaten muhtemelen etkili biter. Muhtemelen biter. Yani belki arabaya yıldız bastığımızda, arabanın kendisi yıldız bastığımızda ciddi artışlardan ötürü 270'lere belki dayanır ama sanmıyorum. Hani o 34-35 hız, yani yüksek bir hız şey istiyor çünkü. Hız yükseltmesi bile ister yani. Azami hızı öyle tak diye arttırmak kolay değil hani. Evet, devam ediyoruz 5. yarıştan. Bu seferle motor parçası alacağız. Nice. Ya zaten ilk 2 günde oyun olması gerektiği gibi verdiği için hiç mesele olmuyor o azami hızı falan. Çünkü zaten oyun PR duvarını aşmayı yetecek kadar kaynağı veriyor ilk 2 günde. Klasik o. İlk 2 gün uğraştırmıyor yani oyun bize. Sanki şeymiş gibi, Volt Event'miş gibi. Hani sanki başka para kasmanın yolu yokmuş misali. Tekrar oyun bir yarış muhabbeti olmadığı için oyun tabi veriyor o sebepten. Orada zaten yarış yani çok kısa değil de. Hop lan, hop hop. İşte. İşte bu yüzden riski almadım. İşte bu yüzden riski almadım. Çarpmasam geçecek belki. Ha, yakalar mıydım muhtemel. Ama risk. Güzel, 2.800. Buradan daha fazla kısılırdı bu arada. 5. yarıştan da güzel para kasabilirsiniz. Hatta bayağı verimli kasabilirsiniz. Aa, bakalım Airborne yarışında nasıl olacak. Tabii şimdi Nitro şeridi falan da olmadığı için. Sadece rampa olduğu için. Oo, 5. yarıştan kasın daha iyi. Bir daha aynen karar değiştiriyormuşum. Yok yok, 6 daha iyi diyormuşum. O denli bir yarış oluyormuş. Bu arada harbiden 5'ten de çok iyi para kasılır. Onu size söyleyeyim. Hani 5'ten zorlayabilirsiniz. Yani 6. yarış çok da şey değil. Daha fena değil uzunluk anlamında da. Ama yine kasılır. Ama 5 biraz daha garanti. Yani daha rahat anlamında. Sen şöyle bir öne geç. Çünkü ben kazanmaya çalışmıyorum.
para fanlamaya çalışıyorum. Yarışı kasıtlı olarak kaybettik. Yani 3K falan geldi ama 5. yarış daha rahat, onu söyleyeyim size. Neyse dostlar, videoyu sonlandırıyorum. Kaldığımız yerden tam gaz. 2. günün bitmesine, yani 3. gün açılması yakın bir zaman kadar tam gaz devam edecek. Ve 2. günü zaten bitiriyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, videomuza kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. An itibariyle 2. günü bitirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi yükseltmeleri gerçekleştireceğim. Yükseltmeleri yaparken de tabii ki de yavaştan aynı zamanda kapanışı da yapacağım. Bilginize 20 dakika sonrası da etkinliğin 3. günü açılacak. O yüzden çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum mümkün mertebe. Daha yapmam gereken videolar var ama NPS videosunu da çıkarabilmek adına hemen hızlı bir şekilde 3. güne başlayacağız inşallah. Şöyle yükseltmelerimizi gerçekleştirmeye devam edelim. Beyaz tekerlekli işimiz şu anda bitti. En azından 5. güne kadar. Bir de Nitro yükseltmesini gerçekleştiriyoruz ve 295 bir yere ulaştık şu anda. Gayet iyi durumdayız. Paramız birazcık az ama zaten parça falan aldığımız için çok da bir mesele yok. Ariten de ekstradan tur paketimiz var. Evet sevgili arkadaşlar, bu video benden bu kadar. Sıradaki videoda etkinliği 3 ve 4. günlerini tanımlamaya çalışıyor olacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız, destek olmak isterseniz videoyu beğenip yapmayı, kanalımıza aboneyseniz de ne yapacağınızı zaten çok şekil biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza basından dilerseniz başka üyelerimizden ve çeklerimizden de haber olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.